Muqaddas İslom dini ravnaqi yo'lidagi fidoilardan biri Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy tafsir, hadis, fiqh, qiroat, odob-axloq ilmida tengi yo'q alloma bo'lgan. 30 yil davomida odob-axloq o'rgangan al-Marvaziy umrining 20 yilini ilm olishga bag'ishlangan. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy ko'plab fazilatlar sohibi bo'lgan. Sahovat va xayr ihson bobida unga teng keladiganlar kamdan kam topilardi. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy ko'p manbalarda yirik olim, muhaddis, faqih, tasavvuf arbobi sifatida naql qilinadi. O'tgan ko'rsatuvda aytganimizdek, u kishini mana buncha martabaga erishishlarida favqulodda zihin, juda ham kuchli yodlash qobiliyati borligi. Bir eshitgan narsani darrov eslab qolishlari, zamonasini ko'zga ko'rgan katta-katta olimlar bilan muloqot qilishlari, ilmda yuksak martabaga erishishlarida meni shaxsiy nazarimda saxovatlari, oliy janob inson ekanliklari, qo'ldan kelgancha tinimsiz, to'xtovsiz atrofdagilarga yaxshilik, ihson, muruvvat qilganlari sabab bo'lgan. Büyük simolarning büyükligi ular faqat ilmni naql qilish bilan cheklanishmagan. O'zlari shu ilmga amal qilishda ham peshvo bo'lishgan. Sahovat qilish haqidagi hadislarni o'qigandan keyin o'zligi sahovat borasi hammadan o'zib ketishgan. Chunki eshitgan odam, amal qilgan inson o'zida ko'rsatib berish kerak. Ular o'zlarini faoliyatlari bilan, harakatlari bilan aytgan gaplarini natijasini, samarasini ko'rsatib berishgan. Mana shuning uchun ham ularga ergashuvchilar ko'p bo'lgan, muxlislar ko'p bo'lgan, qancha inson ulardan bahramand bo'lgan. Sahovat haqida tinimsiz gapirsa, sahovatli bo'lish kerak, kitoblardan naql qilsa, muqaddas oyatlardan keltirsa, muqaddas kitoblardan, sharofatli kitoblardan, hadislardan gapirsa, o'zi sahovatli bo'lmasa, u insonning o'zi qanchalik ta'sir qilish mumkin? Nazarimda Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziyni ulug' qilgan narsa ham aytgan so'zlarga qat'iy amal qilishlari, Qur'on va sunnatga qat'iy amal qilishlari. O'zlari muhabbat bilan shu aytayotgan so'zlarini ixlos bilan, chin mehr bilan o'zlari aytayotgan pur hikmat, ma'noli so'zlarga chin yurakdan amal qilishlari. Sahovatlari haqida juda ko'p naqllar bor. O'tgan ko'rsatuvda ilmlari, ilmdagi martabalari, ma'naviy faziyatlarni gapirishga harakat qildigi tug'ilishlarini. Bugungi ko'rsatuvda sahovatlarni alohida gapirishni lozim topdik. Unga loyiq u inson shak shubhasiz. Umuman Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziyni ikkita jihatini ta'kidlash kerak. Bittasi ilmdagi martabasi, ikkinchisi sahovatda, muruvvatda, ihsonda qilgan ishlari alohida e'tirofga, alohida tahsinga loyiq. Sufyon as-Savri: umrimning barchasi Abdulloh ibn Muborak umrining bir yilicha bo'lishini xohlardim, ammo uning 3 kunicha bo'lishga ham qodir bo'la olmadim degan. 400 ming dirham savdo qilardilar, dedilar. Bir yilda aylantiradigan pullari 100 mingni ehson qilib yuborardilar. Ulardan bittasi shunday naql borki, bir kuni Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy hazratlari yor do'stlar bilan o'tirganda bir soil, gado so'rovchi, faqir, muhtoj sadaqa so'rab kelib qoldi. Bir dirham berdilar. Bir dirham demak katta pul ekan o'sha paytga, uni maydalari ham bo'lgan albatta, chaqalari bo'lgan, tangalar, tiyillari bo'lgan. Shunda yondigilar aytdi, katta pul berib yubordingiz dedi. Bir dirham kichkina pul emas. Bu gadolarni nima ish qilishini bilasizmi? Nima ish qiladi deb so'radilar. Bular siz o'ylaganchalik o't o'lan, meva cheva, non yeb yashamaydi. Nima edi? Bular go'shtli ovqatlar, yaxshi-yaxshi ovqatlar, taomlar bilan yashaydi. Ko'rinishdan gadoy bo'lgani bilan, lekin baqvat ovqatlanadi. Kaboblar, boshqa narsalar yeydi desa. Shundaymi dedilar, hayratlanib qoldilar. Ha, shunday.
Ben o şey nane başkası sitotken narsalarını yedi bir dirhem beruvdim. Çünkü benim onlar yiyip toysun, mesela kısın deyip. Hali böyle kebapla hem yiyişedim. Ha kebapla yedi. Yakşı yakşı tamamlarını yedi böyle. Bir mübarek bilmez miydiniz? O adam gafir yattı, bu kişi hayretlerini yaptılar. Bu mesela şaşmayı türendiler. Hali yada onu taptara kadardır. Ben bir dirhem sizge nan, şuna kadar meyve çeyve gibi yerim. Siz başka okutlayım yerken siz. 10 dirhem alıp koyun dediler. Hayrat nelerli hikaye. Bilmezden kop ihsan beri var deyiz digen cahide o kişi bir dirhem zamanı yetimle etkende 100 milyon ne gibi veririz? Bugün pülden kep çıksak 100 milyon ne gibi veririz? Milyon verirsem yeterdi, 10 milyon verirsem yeterdi. Böyle bilersin mi siz pülü izgeli Nemel abiydi? Ozi korunuşu gada muhtaç korunken bilen kımmet avukatlarını alıp iyiydi. Digen cahide çakırıp durup yüz milyon verin ben sizi ben kemra nasıl abi yeri kez deyip öyle ben. Dostum deyip halinge yaşlı muamele kılıp bir milyonunu alıp koyun bana. Bu hikaye mağzını çaksayız insanını ne kadar âli cenablığı, ne kadar muruvvet sahibi ikeni. Yollarda bir adam qarzdorligi ma'lum bo'lib qoldi Abdulloh Muborakka. Qarzdor ekan. O'zi tanidigan inson. 700 dirham qarzi bor ekan. Jiddiy pul paytda 700 dirham. Eshitib qoldilar, bilib qoldilar. Haligini 700 dirham qarzi bor insonni chaqirdilar-da, xat yozdilar. Mana sizga pul desalar bo'lardi, xijolat qilgilari kelmadi. Bo'ladi-ku, do'stingiz, tanishingiz qarzdor bo'lsa, unga chaqirsangiz, istihola qiladi, uyaladi sizdan, o'zini kamsitilgan his qiladi. Olijanoblikni qarang. Xat yozdilar. Katta tijoratchilar Abdulloh Muborak, tijoratdagi bir vakillariga, savdodagi vakiliga bir joydagi xat yozib yubordilar. Qo'lda pul bo'lgan. Shu insonga 7000 dirham pul bergan. O 700 qarzi bor. 7000 dirham berdi. Endi pul bilan yashayotgan odam pulga haris bo'ladi. Pul maftunkor narsa, uni bilamiz. Shu pulga aylanishgan, pulga mehr qo'ygan odam pulni tomosha qilib o'tiraveradi. Ba'zilari haddan oshib ketib qolib, baxillik qilib o'ziga ham ishlatgisi kelmaydi. Pul shunaqa maftunkor endi bir ibora bilan aytganda hazilomiz aytganda shu jihatlari bor-da pulni. Bu kishi boradilar. Qarzdor 700 dirham qarzi bor odam Abdulloh Muborakning vakilini oldiga boryapti xat bilan. Nimaligini bilmaydi hatto ichida borligini. Vakil xatni ochib o'qiyapti. Ochib o'qisa seni oldinga kelgan insonga 7000 dirham berib yubordi. 7000 dirham jiddiy pul. Deylik bugungi kunda 7000 valyutada masalan. Hayron bo'lib qoldim. Bunday qarasa haligi odam bir ortiqcha faziletleri yok, boshqa jihatlari yok. Nimaga bu odamga men o'zimdan o'zim 7000 nimaga ihson qilyapti qiziqish boshladi vakil. Abdulloh Muborak nima bunga shuncha pul berib yuboryaptilar? Nima sababi ekan? Birodar, nimaga hodisa bo'ldi? Qanday hodisa bo'ldi? Menga xat keldi, hozirga men 7000 pul berishim kerak ekan. Desa u ham ajablandi. Aytdiki, men 700 dirham qarzim bor edi, siz oldingizga jo'natdilar, dedi. Keyin vakil o'yladiki, 700 qarzi 7000 tushunib qolgan Abdulloh Muborak. Bitta nol qo'shilib qopti bu yerda, deb degan fikrga bordi. Bu yerda bir tushunmovchilik bordi. Qancha qarzingiz bor? 700 dirham qarzim bor. Yo, hatto turibdi 7000 dirham berib yubor. 7000 ber, 10 barobar ko'p pul. Endi bir iltimos sizdan birodar dedi, nima? Yana bir xat olib berasiz ularga. Il Muborak hazratlariga. Sen çünmoçlu yüzeye geliyapsa, uyum nima desin endi? İnsan hamma aile hop dedi, bir hizmet kılın dedi. Savol yazı vardı, çünturu vardı. Abdulloh Muborak, bu kişinin katip geldi gördüler, nima kıldı siz dediler. Bari oldum şuna kadar az yine çünmoçlu gibi oldu az yine. Abdulloh Muborak hem çündüle bunu. Ali Marmazi Hazretler çündüle vakiyanı. 777.000'ye çalgıtı attı dedi, çalgıtı yaptı dedi. Onu oylap kakardı, pülü bir megen çündüle de. Bo'ldi, bu xatni menga qaytarib bering dedilar, boshqatdan xat yozdilar. 14000 dirham berib yubor.
700 qarz bor edi, 7000 dirham berish kerak edi, endi 14 mingga chiqdi, 2 barobarga chiqdi. Bu vakilni odobsizligi uchun unga jazo ham edi. O'sha yerdagi puldan 14 ming berib yubor. Ham juda katta ma'no bor, endi chalg'imaydi endi. 700 7000 chalg'ib qoluvdi, chalg'ib qolayotgan bo'lsa ham mana 14 ming berib yubordi, yozdilar xatni. Bu kishi olib berdi, vakil tushundi xatosini. Odobsizlik qilganini. Hojasi savdoni boshda turgan, tijoratni boshda turgan ustozi, buyuk olim, faqih, muhaddis, tariqat peshvosi bo'lgan Abdulloh Muborak qo'pol xato qilishi oldin bo'lmagan-ku bunaqa adashtirishlar. Vakil yon deyish yerga ketdi. Tez 14 ming pulni sanab berib yubor dedi. Yana bitta qaytarsak bor pulimizni berib yuboradi bu kishi. Men tushundim bu kishi nima qilayotganini. 700 qarz bor odamga 1000 bersa xursand bo'lardi. 2000, 3000, 4000, 10 barobar pul berilishi. Bu odam nafaqat qarzdan qutuladi, endi sarmoya qilib ancha paytgacha xotirjam yashaydi. Balki biror bir tijorat boshlaydi u pul bilan. Bilasizmi, bir insonni mushkulini oson qilish emas, hayotini to'la izga savorish bitta harakat bilan. Mana buyuk insonlarning xususiyati qanaqa bo'lgan. Mushkul tushgan, qiynalgan odamni mushkulini oson qilib qiyinchiligini yo'q yop berish emas. Shunday harakat qilishganki, Abdulloh Muborak Marvaziylar, Alisher Navoiylar, diyorimizdan o'tgan buyuklar, umuman dunyoda o'tgan buyuk siymolarning harakati shunda bo'lganki, islom mutafakkirlari, islom namoyandalari, aziz avliyolar, olim ulamolar, fozil fuzolar jihati bir ishni qilganda oshig'i bilan qoyillatib, shu insonni bir xursand qiladigan darajada, hayotini izga tushib ketadigan darajada harakat qilishgan. Tabiiyki, vakil bilan Abdulloh Muborak uchrashganda bu masala ko'tarildi. 700 berilgan joyga 7000 berilgan joyga bermadi, qaytib xat yozdi 14 ming berdi. U ajablandi bu ishga. Shunda Ibn Muborak hazratlari aytdilar ki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mo'minga to'satdan bir xursandchilik keltirish, bir insonga to'satdan bir kutilmaganda katta bir xursandchilik keltirishni saodat, baxt asosi ekanligini eshitganman, ulug' fazilat ekanligini eshitganman, shunga amal qildim dedilar. Hadislarda keladi-da, kim bir insonni mushkulni oson qilsa deyiladi, undan bu dunyoni mushkulni oson qilsa, u dunyo mushkullari ko'tariladi deyiladi. Dunyodagi eng fazilatli, eng yaxshi ishlardan bittasi insonga kutilmaganda xursandchilik keltirish, to'satdan xursandchilik keltirish, u kutmagan sovg'ani tayyorlash, u tasavvur qilmagan hadiya bilan uni xursand qilish, ko'nglini shunday xursand qilishki u katta bir zavq, shavq bilan shunaqa bir xursand bo'lsinki, siz xursand qiladigan inson xursandchilikdan o'ziga kela olmaydigan darajada xursand qilish. Mana bunaqa fazilatlar, bunaqa xislatlar. Chunki har bir inson kutib yashaydi. Abu Usoma hadis ashoblaridan Abdulloh ibn Muborak odamlar ichida mo'minlarning amiridek edi deb aytganligi manbalarda e'tirof etiladi. U kishi tez-tez hajga borib turganlar, bir necha marta hajga borganlar. Nafil haji endi farz zimmalardan soqit bo'lgan. Yana bir yana nechinchidir hajga ketayotganlarda yo'lda bir shaharda bir ayolni o'limtik tovuqni o'ligini deyishadi. Hatto ahlatdan tutib olib kirib ketayotganini ko'rib qoladilar. Tabiiy ta'sirlanadi. Nima qilyapsiz bu o'likku? Nima qilmoqchisiz? Men tushunmayman. Nimaga ishlatasiz? Nima qilardim? Ibn Muborak hazratlari yeyman dedi. Farzandlarim och dedi. Chunki dinimizda inson och qolganda ochdan o'lmasligi uchun man qilingan narsani yeyishga ruxsat berilgan. Bu jihati bor. Islom mo'tadil din, yumshoq din. Nochor qolganda, muztar holatlar deydi. Ruxsat qilinmagan narsalar endi ilojsiz endi hayotini saqlab qolish kerak. Shuning uchun ayrim manbalar keladi, sizga harom, menga halol degan gaplar ham keladi. Chunki u juda qiyin ahvolda. Hajga borib kelish uchun mablag'larni sheyxlardan so'radilar, yonlardan. Nech pul pulimiz bor dedilar. Borib kelish uchun 1000 dirham, 2000 dirham pul bor dedi.
bo'ldi. Safar shu yerda tugadi qarin dedilar. Bir ayol, bir inson nochor bo'lib turgan paytda men qana haj qilaman dedilar. Qana qilib Makkaga boraman, insonni och qoldirib qaytish kunimizcha qancha mablag' kerak ekan dedilar vakilga, yordamchilarga aytdilar, hisobladilar. 20 dirham yo'l kira bilan yetib olamiz orqaga. Hamma mablag'i ayolga berdilar. Qaytib bunaqa holga tushmasin bu bechora, bir inson. Qarang, notanish o'lkada, notanish yurtda. Yo'lda-da endi. Qo'shnisi emas, qarindoshi emas, bilgan emas. Bu notanish bir beva ayol, bechora ayol ahlat istiribdi, o'lib qolyapti. Bor pullarini shunga topshirdilar-da. Bor pullarni shunga topshirib, hammasini berdilar. Faqat yo'lkani olib qoldilar bizga. Qaytib ketdilar orqaga. Va bu keyinchalik afsonaga aylandi. Ko'p buni naqllari bor. Ayrim kitoblarda keladi, Abnoy Muborakni hajda ko'rishadi hojilar. O'sha yili. Keyin u kishi hayron bo'ladi, men bu yil bormadim. Men bu yil bormadim. Solihlarni tush ko'radi, solihlardan bittasi. Bu yilgi hojilarni hamma haji qabul bo'ldi. Abdulloh ibn Muborakni saxovati tufayli degan gap keladi. Alloh taolo bir farishtani ibn Muborakni suratida yuborib haj qildiradiki, odamlar ko'rib, chunki bu kishining hazratni ziyoratiga ko'pchilik kelaveradi-da. Muborak bo'lsin, hoja aka, muborak bo'lsin, zamonati bilan aytgan. U kishi hayron, men bormadim-ku, charchildilar. Yo, nimaga bormadingiz? Bittasi Arafotda ko'rishibsiz, Muzdalifada ko'rishibdi, Minoda ko'rishibdi, tosh. Hamma joyda ko'rishgan-ku. Bitta odam ko'rmagan, bir qancha odam ko'rgan. Ka'bada ko'rishibdi. Madinada ko'rishibdi. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy qissasi katta zarhar harflar bilan yoziladigan Hazrati inson qissasi. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy hayotlari insoniylikni, insonga e'tiborni, insonni rozi qilishni, insonni qadrlashni eng buyuk namunalardan bittasi desam yanglishmagan bo'laman. Hajga ketib, kim orzu qilmaydi Makkaga borishni? Bir borgan odam oshiq bo'ladi Makkaga, Madinaga. Janob Rasulullohni ko'raman deb turgan joyda, notanish mamlakatda, notanish yurtda qiynalgan, muhtoj bo'lgan insonga bor mablag'ini tashab orqaga qaytib ketish uchun qanaqa insoniylik kerak, qanaqa saxovat kerak, qanaqa himmat kerak. Men o'ylab qarasiz, buni aqlingiz buni singdirib olish qiyin. Shuning uchun ham Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy nomlari buyuk siymolar qatoriga kirdi, buyuklar qatoriga kirdi. Tarix hamma davrda, hamma yurtda, hamma mamlakatda bunday insonlarga ehtiyoji bo'lgan. Tinimsiz saxovat qiladigan, tinimsiz yaxshilik qiladigan, muhtojni qiynalganini ko'rganda to'xtamasdan, o'ylamasdan Makkadan ham, Madinadan ham orqaga qaytadigan inson. Inson uchun azizda, odam aziz uchun. Hamma narsadan odamni xursandchiligi, o'zlari aytgandek ochga taom berish, hatto Hazrat Navoiy aytadiku, har kishi bir ko'ngli buzuqni xotirini shod aylagay, ancha bo'lsa Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Shuni namunasini Hazrat Navoiyga o'xshaganlar ko'rsatdi. Al-Marvaziyga o'xshaganlar ko'rsatdi-ku. Hamma davrda, hamma jamiyatda bunday insonlarga ehtiyoj bor emasmi? Shukrki, yer yuzi hamisha hamma davrda mana shunaqa buyuk siymolar bilan obod bo'lgan. Buyuk siymolardan yer yuzi xoli bo'lgan emas. Ana shunday insonlarni sharofati bilan millat rivojlangan, jamiyat taraqqiy topgan, ilm fan rivojlangan. Qayerda ilm ahlini ko'rsa, to'xtovsiz ehson qilardilar. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy bir necha marta haj qilgan. Muruvvatlar alohida keladi kitobda. Bir tarixiy manbada kelyapti. Endi bo'ladi-ku, hajga borib yuribdilar u kishi. Bir necha marta haj qilganlar, safarda yuribdilar, tijoratchilar, sarmoyador, boy inson, badavlat inson. Yori do'stlar albatta orzu qiladi ibn Muborak bilan haj qilishni. Billa hajga borsak deyishdi. Mana hozir umraga do'stlar borib kelishyapti oilaviy. Qanday bir chiroyli. Ko'pchilik orzu qiladi, do'stlar bilan borish boshqacha, yoshidan katta bo'lganlar bilan borish boshqacha. Ma'riflik do'stlari iltimos bilan hajga boradigan bo'ldilar. Hajga yig'ib qo'ygan mablag'inglar qancha deb so'raydilar sheriklardan. Ha, shuncha yig'iganmiz. Menga yig'ib beringlar, men xarajatni o'zim qilaman.
Mahli deyişen. Hemmesi yığgen pulunu alıp geledi de, o kişinin her bittesinin ismini yazıp, ben bu mesela falançınike, ben bu filandike, deyelik ben bu Abrarike, ben bu Gaybullanike, ben bu Hamidcanike, mesela de. Dip durup, hemmesini pullarının ismini yazıp, sende kısap koyarlar. Bana bu Ayıp Khan'daki mesela. Üç dört dört. Hemen ismini yazıp, yakın dostlarını. Bana bu Rüstem'deki edip yazıp, sap koyarlar sandıkka. Her bir tes ismi yazdırken pulu alakıda alakıda. Bir tes sandıkka cöyle bir yaşla bir iki tane. Yeni yürüyle hacı gibi bir iki tanesi değil. Yolda şuna kadar yeni kımmet narsala abilerle ulege. Medine'ye başladı birinci. Dostları bile. Yol kuranı hemen kurtardılar. Yaşı tüyeli merkeplerini. Nakıl şundaykeli. Anuvayı tamamla birerle. Sağlam barsın da. Yol yürüyü kedi. Şey, en kımmet, en mezarayı tamamla bile mihman kıp barakla. Medine'ni kuruşladı, ziyaret kılışladı. Ki ortalardan soruyla. Bu şüphette vurup bu gene kare. Kadım da yem. Ahla yollarıyız, aileniz. Neme soğuğa op geliş etkisi ki Medine'den? Etvarışken misin? Haa etvarışken hemen derdini etedim. Ben ki falan diken, ayağım bu diken, bu diken. Soğuğa salam op geliş bari kendi. Hop dille hemen etken soğuğanı çıralık bu abilerle. Şimdi yürüyle Mekke'ye barıyoruz. Hacı iki kişi yaptı. Birinci Medine'ye ziyaret tükedi. Soğuğa salam alındı. Dostlarına hemen sizin mihman kıldı. Çıralık uzarı koyunu kursan bu adıyan kılıp ziyaretlerini kılıçtı, şimdi hacı niyetli Mekke'ye barıştı. Mekke'ye barıştı, amellerini becerişip, hacılarını eda kılışıp, Arafat'ı, Muzdalife, Mina, hem şey, cemarat, şeytan, hem ameller eda bugünlerken, kaç şüphedi de sual verirler. Mekke'den, bir an nasıl afkiriş etken mi uyudukiler? Ha, yetişken, Medine'den Mekke'den mi yetirirken? Ne böyle yetirirken? Meş, nasıl teberrüken? Medine'de Resulullah'ın ravzalardan, şeriflerden, peygamberim şehirlerden tebarruk bulan hep gelin diye gelmesi Mekke'de yani Uluğ Kabe'nin yanından, Mekke-i Mükerreme'den, Haram-ı Şerif'ten tebarruk nasıldı. Haliyle hepsini o birerli. O birerli. Şu bilen kayıt girişelim. Dostları üye kese, Abdullah ibn-i Mübarek'in işi bu. Üyeleri hepsi tamirlenge. Öyle yoku da, vakillerge teyillep koyarlar, hemesinin üyünü temellep çırağıyla kılıp, Ali hacdan gelişge, biz diyen var mıydı? Mehman küçüke, bura okuyorup, hacı kedip yoklu diyemez, ziyaret kıl diyemez olsa, güzel hatıya getirip koş. O iş işle hemes kılın yani böyle. Öyle aceblenip kalırdı bunu korup. Şu bile hemes geldi, bay gibi abil aktırıptı, İbn-i Mübarek'te. Öyle yanda, kurtsan, şu büyük beyti cüde nazi yanda şu var. Biz pülünü verdik, o şey pülümüzge böyle yaptık, hemesli böyle yaptık. Nahnavanı başkanı bilmiydi. Pulu sap koy geldi. Yollardan harcat kıyatıptılar. Yollardan harcat kiti yaptı. Kayıt gelişti. Öyle bir hicalet bağlıcı. Çünkü eğer pulin kere emezsi kıyarlarda bargen sarı öyle hicalet bular. Vay mübarek kop harcat kıyı yapsın. Soğan hem uyuz abiyle yapsın. Hacı hem uyuz. Şu nesil bu meslek için pulunu alıp kop koydular bir hakkı. Avara hop geldiler. Öyle hem hatırlayacağım. Pulu verip koy gel. Pulumuz gibi kıyı yaptı da böyle de. Ne ve ihsan kısır, hangisini çıralıyı becerken ki? Birinci aceblengen cahaya tabi üyü ki gende, üyü tamirlengen. Üyüyle, çıralıyı hali getirip koyulgen. Aceblenişti, lakin ziyaretle başlandı, indi hacdan kiyenden ki, başkalı. Kana kadar vakti otkenden ki? Abdullah ibn Mübarek'in uzarı şu dostları ki ziyafet verirler. Çıralıyı bir ihsan teşkil kıldılar. Şimdi cahaya keskiyende içkeri, hovullar daim adam bilen tolubulardı ibn Mübarek Hazretlerini. Keldi ketdi, muhtojlar boshqalar. Ziyofat tashkil qildilarda, ziyofat so'ngida hammasi pulni qaytarib berdilar. O'sha pulni egasiga qaytardi. Abroriga, Abrorga qaytdi, G'aybullohga, G'aybullohga qaytdi, Xomijonga, Xomijonga, Ayibxonga, Ayibxonga. Do'stlariga, eng yaqin do'stlariga hamma pullarni qaytarib berdilar. Mana bu saxovat, bunaqa insonga muruvvat, odamlarni xursand qilishga bo'lgan intilish İnsanlı kargı yereş. Bana bu neka nakıllar Abdullah ibn Mübarek el-Mervazi hayatlardan onunla bunda nakıllar cüde bisiyar. Bu hikayelerini korup hayatlanma ilacız yok. Bu hikayelerini okusayız, okusunu hayatlar hakkıdaki tasarlanma ilacız yok. Bir başka alemge çüşüp kalışız var. Başka bir haletge çüşüp kalışız var. Bir insanda şunçeler muruvvet bölüşü. Peygamber aleyhisselam'a muhabbet kigen.
sahabelerin şagirdi tabiilerden ders olgan, uluğ uluğ zamanasının fakihlerden, ustazlardan talim olgan, hem ilimde, amelde, manevi faziletlerde, hem de insaniylikte, insanı sevişte, insanı ihsan kılıçta, adamlarla hayrıxah buluşta, juda katta ishlarni qilgan Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy kabi hazratlarning hayotini o'rgansangiz, olam olam ibrat, olam olam xulosalar, zavqu shavq bu so'zlarni ta'sirlanmay etmakni iloji yo'q. O'ylaymizki, Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy ko'rsatuvini tomosha qilayotganlar ham ta'sirlanishadi. U kishini Imom Navoiyning gaplari bor. İbn Muborak Marvaziyni nomi zikr qilinganda rahmat, marhamat yog'iladi, sakinat yog'iladi, yaxshilik bo'ladi shu joyda degan ko'rsatuvni o'zi, tinglovchini o'zi, bizni tinglayotgan xonadondagilarni o'zi mana shunday ulug'larni eslab turishsa, buyuklarni eslab turishsa, ularni hayotidan yoshlarga gapirib berishsa, kitoblarni o'qib turishsa, mana kitob o'qish haqida ko'p gapiramiz, kitoblarni o'qiydigan bo'lsa, bu ilm nuri, ma'rifat nuri İnsonga bo'lgan muhabbat nuri, insoniylik nuri bizni qalbimizni, hayotimizni, inshaalloh ikki dunyomizni obod qilayotsidir. Manbalarda Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy gazlama va mo'yna bilan savdo qilganligi aytiladi. U shu tijoratdan kelgan daromadni ilmiy safarlarga va xayru ihsonga sarflardi. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy ulug' martaba va ulkan shon-shuhratga erishganidan so'ng hech narsaga qiziqmay, yolg'izlik va uzlatni ixtiyor qilgan holda cho'llarda sayohat qilib yurib vafot etganligi manbalarda zikr etiladi. Bir qator olimlar fikricha, u tasavvuf ahlining mulohazalari ta'sirida hayoti so'ngida bunday qarorga kelgan bo'lishi mumkin. Bu muborakni ma'naviy fazilatlari sanab adog'iga yetish qiyin. Bir kun shogirdlardan so'rashdi, ma'naviy faziyatlarni sanang deganda uzoq muddat vaqt ketdi u kishini xislatlari, faziyatlari, axloqiy jihatlari sanashga. Ammo kamtarlik juda yuqori nuqtada turgan. Naql qilinadiki, bir kuni u kishi tush ko'rdilar. Tushlarida Jabroil farishta valilarni, ulug' zotlarni ro'yxatini tuzayotgan ekan. Jabroil farishta valilarni ro'yxatini tuzib yozayotgan ekan. Abdulloh ibn Muborak valilik martabasini orzu qilganlar tabiiy. Mana shunaqa yaxshilarni ro'yxatini ko'rganda nima qilasiz? O'zingizni qidirasiz. U kishi o'zlarini qidirsalar ro'yxatda yo'qlar. Bu tush endi. Shunda qarab turib ajablanib, shuncha harakat qilib ro'yxatga tushmanmizda degan fikr keladi endi o'ksinibdilar. Va so'rabdilar Jabroil alayhissalom, nega men bu ro'yxatda yo'qman, men yo'qman bu ro'yxatda. Desa, shunday naql keladiki, u kishiga qayta savol bo'lgan. Ayrim rivoyatlarda Allohdan savol deydi. Siz valimisiz? Ro'yxatga tushasiz. Bu valilarning ro'yxati. Sa Abdulloh Muborak al-Marvaziy nima deydilar? Yo'q, men vali emasman. Ammo valilarni juda yaxshi ko'raman deydilar. Amir keladi. Ro'yxatni boshiga Abdulloh ibn Muborak yozilsin degan Allohdan amir keladi. Qarang-da bu. Insoniylikni. Odam shuncha harakat qilsa ham, mehnat qilsa ham o'zini kam olishi. Yo'q, men valilikka da'vogar emasman, ammo ularni yaxshi ko'raman xolos deganda ro'yxatni boshiga Abdulloh ibn Muborakni ismi yozilsin. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy qayerda biron olim bilan uchrashib qolsa, unga muruvvat qilar edi. Har yili o'z kasbidan qilgan foydasining hammasini ibodat ahliga, zohidlarga va ahli ilmga xayru ihson qilib berar edi. Goho sarmoyasidan ham ihson qilar edi. Bir kuni bir inson bilan safarga chiqadigan bo'ldilar. Bir qoida bor. Safarga chiqayotganda hadisga ko'ra 3-4 safarchi bitta odam boshchi qilib qo'yish kerak. Nimaga? U yo'l ko'rsatib turish kerak. Bitta odam boshchi bo'lish kerak. Hadisda kelgan tayinlangan narsa. Ko'pchilik safarga chiqyapsan, 3 kishimi, 4 kishimi, necha kishi bo'lsa ham bittani boshchi qilib qo'yinglar, u
yol ko'rsatdirsin, qolganlar. Chunki bu ham bir ishda mehnatda. Haligina so'radilar. Men amir bo'laymi, sen amir bo'lasanmi dedilar. Shunda u kishi Ibn Muborak hazratlari o'zi amir bo'lib qo'ya qoling. Uni xayolida amirlik bu kattakonlik bir narsada endi boshliq bo'lish bir xillar nafsi orzu qiladi, to'rt odamga boshliq bo'lsam qanday niyat qilib o'ylaydiki, boshliq bo'lish bu buyurish, talab qilish, maza qilib o'tiraver. Siz bo'la qoling deydi hurmat qilib. Voqeani davomi juda ham ta'sirli. Mayli men bo'laman deyladi. Yukni yakalarga ortib olarlar. Safar yukini. Men bo'lsam mashaqa bo'ladi deyladi, ko'tarib olarlar hali. İki kişinin yükünü. Ey mübarek hazretler, ben geberiysem, ben amir mi yetkenimi kılırsan değil. Bu karar mı hareket değil. Ben amir mi? Senge başlık mı? Yani sen ben gibi yürüyorum yiysem. Eğer sen amir bu geldi, büyürsen kılardın. Her gün insan uzun akıl kılı yaptı bunu. Şu buna en çiğ yol basıp ötüşer. Tashqarida yotishga to'g'ri keladi, yağmur yog'ib qoladi. Abdulloh ibn Muborak shartta ko'ylaklarini yechib, haligini tepasida yağmurdan to'sib turadilar, do'stlarim. Sen yaxshi uxlagin, birodar, yağmur tegmasin deb. Harchand qaytarmasin, men amirman dedilar. Men aytganim qilasan dedilar. Bu kishining insoniy xislatlariga u odam qoyil qolib ketadi. Amirman deb turib yukni o'zi ko'tarishi. Amirman deb turib safarda yomg'irdan kechasi bilan do'stini to'sib chiqishi. Ajrashayotgan paytda ikkala safar tugidi. Ey Abdulloh ibn Muborak deydi Al-Marvaziydan. Sizni amir qilyam deb shu ham bo'ldi. Agar shunaqa qilishingizni bilsam, men o'zim tanlarkanman amirlikni desa, aytarlarki, kim bilan safaring chiqsang, mana shu muomala esingda tursin. Mana shunaqa muomala qilish kerak inson do'stiga. Ko'ynagini yechib kerak bo'lsa yomg'irdan to'sish kerak. Yukni o'ziga olish kerak. Mana chin insoniy, chin do'stlik qayerda? Mana shunaqa buyuk siymolar, ulug'larning ibratida, shularning xislatida, shularning fazilatida ko'ramiz. Insoniylikka bo'lgan muhabbatimiz oshadi. Atrofga bo'lgan, yor do'stiga, qarindosh urug'larga bo'lgan, ota-onaga bo'lgan mehrimiz oshadi va bu mehr bizni saodatga yetaklaydi. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy hijriy 181-yili Ramazon oyining 13-kuni sahar chog'i olamdan o'tgan. U Hijr shahrida dafn qilingan. Allomalardan biri Abdulloh ibn Muborak vafot etganda Amir al-Mu'minin Harun ar-Rashid ulamolarning sayyidi vafot etdi deganini eshitdim deb yozib qoldirgandi.